İyi akşamlar. Ankara Kulisi'ne hoş geldiniz. Takvim yaprakları 16 Ocak 2019 Çarşamba'yı gösteriyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Ankara Kulisi ile karşınızdayız. Akit TV'nin Ankara sularından hazırlamaktayız Ankara Kulisi programımızı. Ankara Kulisi yorumcusu, gazeteci, yazar Serdar Arseven. Her zaman olduğu gibi bugün de yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Serdar Bey. Mehmet Bey. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol da bugünkü Ankara Kulisi'nin önemli konuklarından. Sayın Hocam, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey, sağ olun. Bugün dış politika ağırlıklı bir Ankara Kulisi izleyeceksiniz. Ankara Kulisi etiketiyle de soru, görüş ve yorumlarınızla yayınımıza katkı sunabileceğinizi hatırlatmak isterim. Akşam saatlerinde Ankara'da üzücü bir olay meydana geldi. İsterseniz bu konuyla başlamış olalım Ankara Kulisi'ne. Ankara'da mobilyacılar sitesinde 4 katlı mobilya fabrikasında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı akşam saatlerinde bir açıklama yaptı. Ankara Valisi de olay yerindeydi. Mehmet Ersoy yangında Suriye uyruklu 5 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Yangın akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde Ulubey mahallesinde bulunan mobilyacılar sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında meydana geldiğini hatırlatmış olalım. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Bu olayla ilgili acaba Serdar Arseven bir yorumda bulunmak ister mi? Evet. Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifa diliyorum. Orası çok yoğun işte mobilyacıların olduğu bir bölge. Vaktinde güvenlik önlemlerinin, tedbirlerinin alınması için belki de oraya Avrupa Birliği standartlarının uygulanması için bayağı görüşmeler olmuştu ama çok oradaki dükkan sahiplerine, oradaki işletme sahiplerine çok ağır ekonomik yükler getiriyordu güvenlik paketi. Onun için bilmiyorum ne oldu o tartışmalar. Bir de o güvenlik meselesi önemli. Suriyeli, Suriye uyruklu vefat edenler Allah rahmet eylesin. Sayın Mehmet Ersoy'un açıkladığı o. Tabii farklı tartışmalar gündeme gelebilir orasıyla ilgili. Daha durumu bilmiyorum. O kişiler, Suriyelilerin istihdam edilmesi söz konusu. Bir kısmı bunların sigortasız istihdam edilebiliyor. Daha düşük işçilik maliyetleri olduğu için tercih edilebiliyor. İşte 5 kişilik bir çalışan ekibi bir aileden olsa 1000'er lira kazansalar 5000 lira eve para girmiş oluyor. Bu hem onlara iş bulmak bakımından cazibe arz ediyor hem de işverenler için bir yani ucuz emek gücü oluyor. Dolayısıyla bu belki onu gündeme getirecek. Çok üzücü bir kaza. Ama gerçekten yani Suriyeli kardeşlerimizin de burada çocuklarının ne kadarının nasıl eğitim alabildiği, devletin ne kadarını kavrayabildiği, ne kadarını güvenli bir şekilde Türkiye'de entegre olacak şekilde bu işleri yürütebildiği noktasındaki tartışmaları belki bu tetikler. Bilemiyorum tabii sitelerdeki bu 5 rahmetli olan 5 kişinin, 5 Suriye uyruklunun durumu nedir? Hangi şartlarda çalışıyorlardı? Bu güvenlik son derece önemli tabii. Bir de o siteler bölgesi, mobilya biliyorsunuz, mobilya sektörü. Yanıcı maddelerin, parlayıcı maddelerin bir çok olduğu bir sektör. Aynı zamanda siteler bölgesiyle ilgili şöyle bir bilgi de vardı bende. Onun üzerinde çalışmıştım. Mobilya sektörü çok kanserojen maddelerle iç içe çalıştığınız bir meslek. Dolayısıyla bundan dolayı da meslek hastalıkları mobilya sektöründe konusunda da haberler yapmıştım. Belki bunlar gündeme gelir. Müessif bir olay. Daha büyük yani saat itibariyle daha büyük bir felaketin meydana gelmemesi
teselli kaynağı ama Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da şifa diliyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, bu konuyla ilgili acaba kısa bir değerlendirmede bulmak ister misiniz? Çok kısa şu söylenebilir. Serdar yani Bey aslında çok güzel özetledi. Aynen. Olması boyutuyla. Yani Suriyeliler farklı bir gündemle bir kez daha gündemde. Mesela düne kadar işte Taksim'deki bir takım görüntülerle veya daha başka işte sahil şeridindeki bir takım hadiselerle veya katledilen bir takım Suriyeli anne ve çocuklarla falan veya tam tersi bir takım hadiselerle gündemdeydi ama burada mevzu şu, yani Suriyeliler bugün bizim ülkemizde bir iş gücünün önemli bir sermayenin ya da piyasanın bu anlamda bakıldığında piyasanın önemli bir kısmında artık yer almaya başladılar ve burada Suriyeli kardeşlerimiz de ne yazık ki ölüyor. Yani bu tür kazalarda. Dolayısıyla Suriyelileri bu hadise en azından şöyle bir şekilde gösterecek. Asalak değiller. Yani bugüne kadar genelde hatırlarsanız Suriyeliler için belli bir takım çevreler tarafından kampanyalar yürütüldü. Bu kampanyalardan bir tanesinde işlenen mevzu da işte kendi ülkelerinden kaçan ve bir süre sonra bu ülkeye zarar verebilecek olan bir kitle, asalak bir kitle olarak ve bir tehdit potansiyeli olarak gösterilmeye başlanıldı ama şu istenilmeyen hadisede görüyoruz ki bütün Suriyelileri aynı kefeye koymak doğru değil. Artı Suriyeliler bu ülkenin ekonomisinde öyle ya da böyle bir şekilde varlık gösteriyorlar. Biz de yaşıyorlar, biz de ölüyorlar. Evet, peki. Teşekkür ediyorum. Şunu bir ekleyebilir miyim Mehmet Bey? Şimdi biz hani kucak açtık kardeşlerimize. Bu hiç kimse için keyfi bir şey değildi. Onlar keyfinden gelmedi buraya. Biz de yani çok büyük maliyetleri üstlenerek kucak açtık. Güzel bir davranış. Bunu tabii hem güvenlik politikalarının, hem istihdam politikalarının, hem eğitim politikalarının uygun bilimsel yöntemlerle uygun bir şekilde yapılması lazım. Artı şimdi sigortasız, yani buradaki vefat eden kardeşlerimiz için demiyorum ama sigortasız çalıştırmak iyi bir şey değil. Bir de ucuz emek olarak görmek de bunları, bu Suriyeli kardeşlerimizi, kötü bir şey. Çok kötü bir şey. Ve aynı zamanda da şimdi düşünün, bir usta düşünün. İşte yani Türkiye'den Türk vatandaşı bir usta. İşte ne bileyim, piyasası 3.000 lira, 4.000 liraysa orada o sıkıntılı durumda olduğu için Suriyeliler 1.000 liraya, 1.500 liraya çalıştıran şeyler oluyor, iş yerleri oluyor. Diyorlar ki yani bir işçiden şu kadar kazanırsak 4 işçiden bu kadar kazanırız. Maliyetleri düşürüyorlar. Bu da iyi bir şey değil. Yani buna bir çeki düzen verilmesi lazım. Hem bir yandan yani iş arayan vatandaşlarımız için bir haksız rekabet unsuru oluyor. Hem de Suriyeli kardeşlerimiz için emeğinin bir yerde sömürülmesi gibi bir durum oluyor. Evet, böyle bir değerlendirmeyi de yapmış oldu Serdar Arseven. Dış politika ile ilgili akşam saatlerinde aslında önemli gelişmeler yaşandı. Daha doğrusu son bir haftadır önemli gelişmelerin yaşandığını da söylemek gerekiyor. Münbiç'te bir patlama meydana geldi. 4 Amerika Birleşik Devletleri askeri öldü. Suriye'de YPG ve PKK'nın işgalindeki Münbiç'te patlama meydana geldi. Reuters haber ajansının verdiği bilgilere göre ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberde patlamada 4 ABD askeri öldü. 3 asker de yaralandı. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da akşam saatlerinde konuya ilişkin bir açıklamada bulundu. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarović ile ortak bir basın toplantısı düzenledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada dikkat çeken bir açıklaması oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç'te meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin Münbiç'teki saldırı Trump'ın çekilme kararını etkilemek için yapılmış olabilir. Ben
bu konunun Trump'ın kararını etkilemeyeceğini düşünüyorum açıklamasını yaptı. Peki Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol nasıl değerlendirir bu patlamayı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasını? Yani bu patlama Amerika Birleşik Devletleri'ne ya çekilme sürecini hızlandır bağlamında bir mesajı içeriyor olabilir ya da az önce ifade edildiği gibi belki orada biraz daha oyalanmasına vesile olabilir. Ama bakıldığında şu ana kadarki bütün gelişmelere Amerika vekaleten savaşı bütün cephelerde kaybediyor. Yani buna Afganistan dahil, Irak dahil, Suriye dahil, diğer işte girişimlerde bulunduğu yerler dahil. Dolayısıyla Suriye'ye bakıldığında da burada Suriye bu anlamda Amerika'nın vekaleten savaşı kaybettiği yer olarak zirve yapmış olan bir nokta. Burada Amerika vekaleten savaşla birlikte bölgede Türkiye gibi işte müttefiklerini ve işbirliği içerisinde olduğu ülkeleri de kaybediyor. Dolayısıyla bu Amerikan kaybı bu tür akla ziyan bir takım çıkışlarıyla birlikte önümüzdeki süreçte daha da hızlanacak gibi. Eğer Amerika Menbiş'te ve Fırat'ın doğusunda daha fazla oyalanmaya devam ederse bunu bir yere not edin. Amerika Birleşik Devletleri'nin zayiatları daha da artacak. Düne kadar Amerika Birleşik Devletleri orada, efendime söyleyeyim, PYD-YPG'nin koruyucusu olarak bölgede varlık gösteriyordu. Onların bir anlamda oradaki, efendime söyleyeyim, muhafızı rolünde bir gövde gösterisinde bulunuyordu. Hatırlayın, sınır boylarımızda Amerikan askerleri kendi bayraklarıyla teröristlerin işte o bez parçalarıyla birlikte gövde gösterisi yapıyorlardı. Ama bugün ne bu terör örgütünün mensupları ki bu patlamayla ilgili yapılan açıklamalarda hem bu teröristlerden hem de Amerikalı askerlerden kayıplar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Amerika burada artık şunu ciddi ciddi düşünmeye başlayacak. Ben burada kalmaya devam edersem ve bu cesetler bana dönmeye bundan sonraki süreçte hızlı bir şekilde devam ederse ben ne yapacağım? Bu Trump'ın şu an karşı karşıya kalacağı ve uzun zamandır zaten öngördüğü çok büyük bir soru. Bunu Trump, Serdar Bey de biliyor. Uzun bir süredir zaten dillendiriyor. Ve Afganistan'da da aslında gittikçe bu anlamda derinleşen bir Amerika açısından bir kriz söz konusu. Taliban'ın artık eylemleri çok daha ciddi anlamda kendisini gösteriyor. Dolayısıyla bu terör örgütleri üzerinde veya vekaleten savaş üzerinde inisiyatifini kaybetmiş bir Amerika var. Bu artık şu soruluyor. Mesela Afganistan'da düne kadar belki yekpare bir Taliban vardı. Ama şimdi hangi Taliban? Yani Amerika mesela 11 Eylül öncesi oradaki Taliban yapılanmasında Pakistan İstihbarat Teşkilatı ile ve Körfez'le birlikte hareket etmişti. Kendisi onu ortaya çıkarmıştı ve daha sonra o laboratuvar ortamında edindiği deneyimleri Orta Doğu'da özellikle işte son dönemde Suriye'de yoğun bir şekilde kullanmıştı. Ama bugün karşısındaki güçler de artık bu yöntemi çok etkin bir şekilde kullanabiliyor. Ve baktığınızda aynen yine Taliban adı altında bir takım aktiviteler dönüyor. Bumerang etkisiyle Amerika'yı vuruyor ve Amerika'nın diyebileceği çok bir şey de yok. Oysa düne kadar Amerika DAEŞ üzerinden ne yapıyordu? Bir, kendisine meşruiyet zemini oluşturuyordu. Hem kendi müdahalesi için hem de gerçekleştirmek istediği projeler için. Mesela bugün bölgede işte bir Kürt devleti inşa süreci var biliyorsunuz Suriye'nin kuzeyinde. Ona yönelik olarak bunun meşruiyet zeminini DAEŞ üzerinden büyük ölçüde gerçekleştirdi. İkincisi Amerika dost düşman fark etmez. Burada kendisiyle çıkar çatışması içerisine giren bütün aktörleri, devletleri hatta grupları bu terör örgütleri üzerinden cezalandırmaya, terbiye etmeye ve ikna etmeye gitti. Çok basit mesela belki birçok izleyicimizin aklına ilk etapta gelmez ama
Mesela Afganistan'daki hadisede koalisyon güçleri içerisinde yer almak istemediğinde İngiltere ve İspanya halkı Madrid'de ve Londra'da biliyorsunuz bir takım El-Kaide'nin gerçekleştiği patlamalar olmuştu ve o patlamalar sonrası İngiltere ve İspanya'da rüzgar tersine dönmüştü. Üçüncüsü, Amerika bu terör örgütleri üzerinden alanda bir temizlik hareketi yapmıştı, özellikle demografik anlamda. Ama şu an geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri artık bunları gerçekleştirebilme imkanına, kabiliyetine eskisi kadar sahip değil. Ve bu Manbij saldırısı bu anlamda bence Amerika'nın çekilme sürecini daha da hızlandıracak ve artı Amerika Türkiye'ye DAEŞ noktasında öyle görünüyor ki ciddi anlamda bir yük ya da bir görev yükleyecek ki Sayın Akar'ın, Milli Savunma Bakanımızın kullandığı tabir de DAEŞ noktasında üstlendiğimiz bir görev var diyordu. Ve bir de şu var, Amerika belki oradaki Kürt unsurlara, PYD, YPG, PKK'lı terörist unsurlara bu şekilde düzelteyim, şunu diyecek. Yani siz kendinizi korumaktan acizsiniz, DAEŞ noktasında da belki diyecek ki bundan sonraki süreçte ben olmadığımda bunlarla baş edebilmeniz de mümkün olmayacak diyecek. Ve sonuç şu an en çok tartışılan bir konuya gelecek. Sizin bundan sonraki süreçte bir anlamda burada varlığınız noktasında sizin yanınızda kim kalacak? Dolayısıyla bu süreç Kürtlerin hamiliği rolünde ya da Kürtlerin hamisi kim olacak sorusunda önümüzdeki süreçte ciddi anlamda bence gündeme getirecek. Evet, DAEŞ terör örgütünün kimler tarafından kurulduğu, kimler tarafından organize edildiği ve yönlendirildiği hususunda öteden beri değişik söylentiler var. Batılı ülkelerin bu örgütü kurduğu ve yönlendirdiği, yönettiği iddialarını da değerlendirirsek... Ama Trump'ın itirafını da seçim sürecinde koyalım. Evet. CIA kurdu demişti değil mi? Evet. Münbiş'teki bu patlamayı Serdar Arsemen nasıl yorumluyor acaba? Hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesini de eklersek. İşte şimdi DAEŞ'ten başlayalım. Aslında yani olaylara Türkiye'den bakarsak DAEŞ'i daha iyi tanımlayabiliyoruz. Kim kurdurdu noktasına da daha çok yaklaşabiliyoruz. Şuradan yola çıkıyorum. Şimdi Türkiye eş zamanlı olarak 3 terör örgütünün saldırısına uğradı, maruz kaldı. Bunların organize bir şekilde çalıştıkları ve Türkiye'yi organize bir şekilde çökertmek istediklerini biliyoruz Mehmet Bey. Şimdi Türkiye'nin son 3-4 yılda yaşadıklarına bakın, adım adım üzerimize geliyorlar. Aslında biz evet dik duruyoruz, ayakta duruyoruz, direniş gösteriyoruz. Ama bu terör örgütlerini organize ederek ve üzerimize salarak, onlara güç vererek bize büyük zarar verdiler. Bunu da görmemiz lazım. İşte Gezi olaylarının maliyeti ne dendiği zaman deniliyor ki işte 100 milyar dolar, 150 milyar dolar, 80 milyar dolar. Bunlar neye göre hesaplanıyor bilmiyorum ama çok ciddi maliyeti oldu. Yani faiz oranlarını bir anda arttırdı. Ve bu süreç içerisinde yaşadığımız işte PKK saldırıları, DAEŞ saldırıları, FETÖ saldırıları, bu üç terör örgütünün saldırıları ekonomimize toplamda ne kadar zarar vermiştir? Bunu üst üste hesaplayamıyorum ama uzmanları daha iyi hesaplar. Ne bileyim, bunun için belki çok ciddi çalışmalar yapılması lazım. Çok büyük, çok büyük. Yani dünyanın süper güçlerini de yıkacak kadar büyük bedeller ödedik ve hala ödüyoruz. Yani bir ara ekonomi ne kadar istikrarlı gidiyordu, ekonomi ne kadar güzel gidiyordu. Gezi olaylarından önce faiz oranları ne kadar düşmüştü. Yani gerçekten bir ekonomik başarı hikayesi yazıyorduk ekonomide. Ama bir anda büyük bir zorluk meydana geldi ve zorluklar arka arkaya geldi. Şimdi buradan baktığımız zaman DAEŞ'ın işte Gezi olaylarında hangi televizyonların verdiğini, hangi uluslararası televizyonların verdiğini ve onların hani 19 saat, 20 saat falan yayınlar yaptığını ve onların nerelerden yönlendirildiğini falan gördüğünüz zaman karşımıza şu çıkıyor. Ağırlıklı olarak
FETÖ, PKK'yı kim yönetiyorsa DAEŞ'i de onun yönettiğini görüyoruz. Çünkü Türkiye'ye zarar veriyor, İslam alemine zarar veriyor. Bir de bu işlerden kim karlı çıkıyor? Baktığınız zaman birçok biz tartışma yapıyoruz, konuşuyoruz falan. İsrail'in aslında hep istediği şeyler oluyor. Yani süreç hep İsrail'in lehine gelişiyor. Yani aslında yani Filistin davası da desteklerini bu süreç içerisinde önemli ölçüde kaybetti. Mısır'daki darbe biliyorsunuz. Artı Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan vesaire, bunların iyice kıskaca alınması Filistin davasına da zarar verdi. Ve İsrail'in yayılmacı amaçlarına, o arz-ı mevut projesine önemli ölçüde ümit verdi. Yani İsrail açısından böyle. Yani İsrail son işte 5 yıldır, 7 yıldır olanlardan, bitenlerden, DAEŞ'ten hiç şikayetçi değildir. Yani bir şey kazandı. Dolayısıyla ya bu patlamayla nasıl bir şöyle evet. Yani DAEŞ'ten geldik ya. Bir kere DAEŞ'in hani bu evangelist diyebilirsiniz. İsrail ABD, hani ABD'de tek ABD yok ama İsrail ABD, ABD'yi büyük ölçüde yönlendiren evangelist kanalla İsrail'in ortak çalışmasının büyük ölçüde netice verdiğini görüyoruz. Bu saldırı şimdi çok böyle hani tesadüfler yoktur bizim inancımızda, tevafuklar vardır. Trump Türkiye'yi tehdit eden bir mesaj gönderiyor. Öncesinde Suriye'den çekilme vesaire. Türkiye'yi tehdit eden, ekonomimizi mahvederiz diyen bir mesaj gönderiyor. Güvenli bölgeden bahsediliyor. Daha sonra Türkiye'de tartışmalar meydana geliyor. Acaba oyalama taktiği mi? Hani Türkiye operasyon yapacaktı. Trump açıklama yapınca çekiliyoruz vesaire diye. Bir tamam hani ne yapacağınızı görelim falan dendi. Daha sonra bu çekilmenin de çekilme noktasında da ya hemen öyle çekileceğim demedim ben. Öyle tarih vermedim vesaire gibi bir direnç oldu. Buradan baktığımız zaman Amerika derin devletinin taraflarının çatışmasını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Trump burada nerede konumlanıyor? Trump bir iş adamı mantığıyla bakarak, belki hocamın da dediği gibi, yani maşaları daha çok devreye sokup kendi elimizi ateşten ne kadar uzaklaştırabiliriz, uzak tutabiliriz noktasında bir tavrı olabilir. Ama ben yani Amerika'nın derin devletinin, yani işte bu hani evangelistler dedim biraz evvel, çünkü unutuyoruz biz. Sayın Cumhurbaşkanı da işte belki 3-4 kritik noktada, yani Türkiye'nin çok direkt saldırılarla karşılaştığı çok kritik noktalarda evangelistlerden bahsetti. Evangelist şeyi. Bu Brunson meselesinde de evangelistleri topladı Trump. Onlara güvence verdi, Brunson'ı alacağız falan diye. Dolayısıyla o etkiyi hiçbir zaman unutmamak lazım. Yani bölgede hiçbir şey evangelist projeden, hani o sapkın kıyameti çağırma projesinden ve İsrail'den bağımsız düşünülemez. Yani eğer arka arkaya 10-15 tane cümle kuruluyorsa da İsrail hiç geçmiyorsa, İsrail çok ustalıklı bir politika uyguluyor demektir. Ben tartışma programlarına bakıyorum, televizyonlardaki bizim televizyon dış politika uzmanları vesaire falan. Belki 1000 cümle kuruyorlar. İçinden bir tane İsrail geçmiyor. Herkes geçiyor. Bir İsrail geçmiyor. Neden? Ben yani özellikle bir kere haber akışları biliyorsunuz aslında yani hani özgür basın denir, işte özgür medya denir, hani liberal paradigma. Aslında öyle bir şey yoktur. Kontrol altındadır. Ve yani dünya haber akışını kontrol edenler neyi istiyorlarsa onu gündemde tutabilirler. Şimdi İsrail'in özellikle gündemde tutulmaması yönünde bir genel bir sanki var, tavır var. Belki de İsrail'den çok fazla bahsetmekten de çekinen bazı uzmanlar düşünüyorlardır. Hani antisemitist falan gözükmemek istiyorlardır. Ama ben özellikle yani bu
yani FETÖ'dür, PKK'dır, YPG'dir, işte DH'tır falan. Ne yapılıyorsa, son zamanlarda ne yapılıyorsa hep İsrail'in hiç de rahatsız olmayacağı, hatta çok hoşlanacağı gelişmelerin olduğunu görüyorum. Bir de bu süreçte bizim güvenliğimiz açısından işte hangi bölgeler, Membiç'ten bahsediyoruz. İşte Kobani falan, bu bölgeler falan. Şimdi hani Kürtlerin işte hamileliği meselesi var. Yani Kürt deyince de, yani Kürtlerden de bahsetmiyoruz aslında. Kürtlere de büyük ölçüde zarar veren bir terör grubu var. Yani hani DAEŞ deyince Müslümanları mı temsil ediyor? Hayır, etmiyor yani. İşte PKK'da, evet, PYD'de temsil etmiyor. Şunu söyleyeceğim son olarak. Bu saldırıda PYD PKK'yı maalesef güçlendiren bir saldırı oldu. Ben böyle görüyorum. Şu anda terör örgütleri içerisinde desteği en fazla olan terör örgütü herhalde PKK'dır maalesef. Bugün Lavrov diyor ki, Dışişleri Bakanı, Suriye yönetimiyle Kürtler arasındaki, yani Kürtler değil yani, yani PKK arasındaki, PYD arasındaki görüşmeleri, diyaloğu destekliyoruz. Açık şey yapıyor. Yani mesela Rusya'ya da baktığımız zaman Amerika'nın direkt desteklediğini, çok açık bir şekilde desteklediğini, eğitim verdiğini, binlerce tır silah gönderdiğini biliyoruz. Buradaki pozisyon kesin. Yani İsrail'in zaten PKK'ya karşı pozisyonu, onu bir kart olarak kullanıyor. PYD'ye karşı, Rusya'nın PYD'ye karşı pozisyonu belli. İşte Lavrov görüşmeleri destekliyoruz vesaire diyor. Maalesef yani PKK bu DAEŞ'in de kullanılmasıyla gittikçe nefret ediyorum bu ifadeyi kullanmaktan, ama kendi zandınca meşruiyet alanı oluşturmaya çalışıyor. Ve bana göre bir işte 15-20 sene evvel bulunduğu noktadan maalesef uluslararası arenada daha ileri bir noktada ve PKK ile ciddi mücadele eden, aslında terörle ciddi mücadele eden, yani terör örgütleri ayrımı yapmadan, çifte standart hiç gütmeden, terörle ilişki kurmadan sabit noktada giden, sabit bir hatta giden bir ülke kaldı. O da Türkiye. Evet. Çok iddialı olacak. Teşekkür ama. Teşekkür ediyorum gerçekten. Serdar Bey. Akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Münbiç'te meydana gelen terör saldırısını Dışişleri Bakanlığı kınadı. Açıklamasında Türkiye, Münbiç yol haritasının uygulanma sürecinin en kısa sürede tamamlanması amacıyla ABD ile müştereken yürüttüğü faaliyetleri kararlılıkla sürdürecektir dedi. Dışişleri Bakanı Münbiç'teki saldırıyla ilgili Türkiye'nin bu saldırıya yönelik tepkisini Sayın Hocam nasıl değerlendirirsiniz? Bir de Serdar Bey'in değindiği İsrail konusuyla ilgili ne dersiniz? Evet, şimdi Sayın Erol Hoca'nın o konudaki tahlili önemli. Evet. Gerçekten yani İsrail'in buradaki İsrail'le başlayalım o zaman. Birincisi Amerika'nın ilk kuruluşundan itibaren sapkın bir mesihçi anlayış üzerine inşa edildiğini, bir rol üstlendiğini ve bu role uygun bir şekilde bir politika izlediğini biliyoruz. Bir. Amerika'nın çok hızlı bir şekilde büyümesi, güçlenmesi Amerika'yı İngiltere ve Sykes-Picot sonrası BOPA, Büyük Orta Doğu projesine ve dolayısıyla da Büyük Orta Doğu üzerinden Büyük İsrail projesine hazırlamış durumda. Nasıl Sykes-Picot ile İsrail Devleti kurulduysa ve burada İngiltere bir rol oynadıysa ve Osmanlı burada tasfiye edildiyse ve Osmanlı tasfiye edilmeden bu gerçekleştirilemediyse, aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti de tasfiye edilmeden Büyük İsrail'in kurulması mümkün değil. Ve Büyük Orta Doğu Projesi'nin gerçekleşmesi de mümkün değil. Dolayısıyla bugün kavga en temelde, sonuçta biz Osmanlıyız, kim ne derse desin. Osmanlı'yla, Osmanlı'nın çocuklarıyla ve bu Osmanlı coğrafyasıyla yine İsrail, Büyük İsrail hedefi peşinde olanların arasında gerçekleşiyor. Siz buna BOP da diyebilirsiniz, BİP de diyebilirsiniz ama BİP de... Çok güzel, ben onu söyleyecektim. Evet, yani, evet. O zaman ben BİP diye yazdığım zaman buna, hani BOP Türkiye'de hayır, çok gündemdeydi. Bunu... Ben BİP, Büyük İsrail Projesi, ne demek istiyorsun BİP'e, sen de? BİP'i gerçekleştirmeyi hedefleyen projenin kendisi. Evet. Dolayısıyla asıl hedef
Büyük İsrail. Ve buradaki asıl tehdit de bakınız Türkiye ve Türkiye'nin şu an müttefik konumunda olan, birlikte hareket eden 2011'e kadar hatırlayın. Türkiye, Suriye, Lübnan ve Ürdün arasında bir entegrasyona gidiyor muyduk? Evet. Gidiyorduk. Bir sabah uyandık, birbirimizi neredeyse boğazlar halde bulduk. Ve bir anda o entegrasyon süreci, coğrafyanın bir yaklaşık 100 yıl sonra tekrar bir araya gelme süreci sabote edildi. Ve burada bakınız, şu çok önemlidir. 2009'da Sayın Cumhurbaşkanı One Minute dediğinde, İsrail şu tepkiyi verdi. Dedi ki, Türkiye'nin biz yürüttüğü projeyi, politikayı gayet net anlıyoruz. Bu en temelde bir kere İsrail'i kuşatma üzerine dedi. Bakınız, bu çok önemli. İsrail'i kuşatma üzerine dedi. İsrail'i kuşatma nedir? Büyük İsrail'in önündeki en büyük engeldir. Ve bu tarihten itibaren biz, birçok kimse bunu atlamıştır, Peres'in ifadesi, biz artık Türkiye'yi kuşatma politikası izleyeceğiz. Ve bakın, o tarihten itibaren Gürcistan olsun, Azerbaycan olsun, Yunanistan, Rum kesimi olsun, Mısır olsun, bütün orada o proje tıkır 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 İşledim. Uygulamaya konuldu. Evet. Ve Türkiye önce yalnızlaştırılmaya ülkeler bazında ve tabanda da halklar bazında çatıştırılmaya sürüklenmeye çalışılıyor. Bakınız, şu an Türkiye'nin müttefiki konumunda olan, 2009'da Obama ile başlatılan bir süreç vardı, proje vardı. Sevmediğim için onun adını kullanmak istemiyorum. Ama Türkiye orada Obama ile birlikte Türkiye'ye gelindi, Mısır'a gidildi, 3. Sacaya da Körfez'di. Sizin o bahsettiğiniz Gezi Park olayları dahil olmak üzere, bunlar 2013'ten itibaren tamamen bu proje rafa kaldırıldı ve Türkiye hedefe konuldu. Evet. Oysa Türkiye model ortak olarak 2009'da Amerika Birleşik Devletleri tarafından seçilmişti. Öyle görünüyordu. Şimdi bakın, burada bir dakika, 2009'u üstüne koya koya gidelim. Niye hedefe konuldu? Efendim? Geliyorum. One minute dediği için değil herhalde. Hayır. Şimdi geliyorum. Bir dakika Serdar Bey. Şimdi bakın, burada eminim sizin de kafanız karışmıştır, izleyicilerimiz de. Ya 2009'da bir taraftan Türkiye'ye bir rol veriliyor. Ama diğer taraftan da 2009'da İsrail kalkıyor. Diyor ki, ben diyor Türkiye'yi kuşatacağım. Ve efendime söyleyeyim, Türkiye'ye karşı asmane bir tutum izleyeceğim. Bu neye işaret ediyor biliyor musunuz? Amerika ve İsrail arasında yekpare ya da Amerika ve İsrail arasında bizim düşündüğümüz türde tam anlamıyla bir ilişkinin, uyumun ya da İsrail'e hizmet eden bir Amerika Birleşik Devletleri'nin olmadığını gösteriyor. Yani Amerika'nın, daha doğrusu tek Amerika olmadığını. Tek bir Amerika yok. Onu söylüyor. Ve Amerika içerisindeki bu görüş ayrılıkları 2009'da ama aslında Amerika'yı büyük ölçüde etkileyen bir unsur da İsrail. Onu reddetmiyorum. Tamam. Şimdi oraya geliyorum. Tamam. Bakınız Serdar Bey. Şimdi Amerika'daki en büyük itiraz noktası şu. Amerika perspektifinden baktığınızda Amerika diyor ki, Amerikalılar, ya biz güya vekaleten bir savaş yürüttük diyor. Ama aslında diyor, bizim kendimiz de bir vekil aktör diyor. İsrail'in, Büyük İsrail projesini gerçekleştirme noktasında kullandığı bir vekaleten aktörüz. Evet. Yanlış mı? Doğru, tabii. Vekilin vekili şu an nedir? İsrail açısından bakıldığınızda en büyük vekil aktör Amerika'dır. Ve onun kullandığı, yine İsrail'in de arka planda destek verdiği PYD, YPG ve diğer bilimum terör örgütleridir. Şimdi Amerika 11 Eylül sonrası ciddi anlamda artık gücünün sınırlarının farkına geldiğine ve Amerikan gücünün ciddi anlamda bir meydan okumayla karşı karşıya olduğuna ve Amerika'nın bunu göğüslemeyeceği kanaatine varmış durumda. Bakınız, bundan dolayı Trump ne diyor? First America. First America, Amerika'nın yenilgisidir. Amerikan aziyetinin itirafıdır. Oysa biz biliyoruz ki Amerika düne kadar First Russia derdi. Kendisi büyük, kudretli bir devletti ve kendisi diğer devletlere rol biçerdi. Ama Amerika geldi, Amerika'nın geldiği nokta şu. Dedi ki, aslında ben rol biçiyormuş gibi görünüyordum ama ben aslında rol biçilen bir devletmişim. Ve ben bunun artık maliyetlerini karşılayamaz bir hale geldim. Ve Baltı'nın İsrail'den verdiği mesaj,
Aslında Amerikan iç siyasetinde de ciddi bir kırılmaya ve bundan sonra bir çatışmaya işaret ediyor. Bakınız, çok büyük bir ihtimalle Washington'da Trump'la farklı şeyler konuşuldu. İsrail'e gerildi ve doğrudan Türkiye'yi hedef alan çok daha farklı bir söylem. Aynen işte Netanyahu'nun ağzıyla konuşan bir Bolton karşımıza çıktı. Dolayısıyla bugün bu patlama, bakınız, her ne kadar işte İsrail oradaki iki vekil unsurunu tutmaya yönelik bir politika izliyor görünse de, bu Amerika içerisindeki İsrail karşıtlığı ve İsrail politikalarına karşı duruşu da bir ölçüde bence gündeme taşıyacaktır. Şundan dolayı taşıyacaktır. Zaten Amerika'da uzun bir zamandır şu konuşuluyor. Biz mi İsrail'i kullanıyoruz, İsrail mi bizi kullanıyor? Kim kime hizmet ediyor? Bu tartışmayı hepimiz biliyoruz. Onun için eğer burada, bu ki burada asıl belki ilk sorulması gereken şuydu. Münbiç'teki saldırının arkasında kim var? Serdar Bey çok güzel bir tahlil yaptı. Şimdi baktığınızda bu saldırı en fazla kimin işini arıyor? Türkiye'nin işini asla yaramaz. İran'ın, Rusya'nın ve aklı başında bu anlamda olan hiçbir devletin işini yaramaz. Çünkü hepsi Amerika'nın bir şekilde bölgeyi terk etmesini istiyor. Hatta Amerika'nın kendi içerisindeki bir kanat da bunu istemez. Kimin işine yaradı peki? İsrail. İsrail. Yani çok net. Yani Notaş. Serdar Bey zaten on numara. Efendime söyleyeyim, orada tahlilini yaptı, söyledi. Yani bakıldığında burada yalnız şu boyutu göz ardı etmemek lazım. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. İsrail'in ya da evangelistlerin ya da siyonistlerin büyük İsrail noktasındaki bu ısrarı, bakınız, Amerika'da dahil olmak üzere Batı'da ciddi anlamda yeni bir Yahudi karşıtlığına ve efendime söyleyeyim bir antisemitist harekete bundan sonraki süreçte hız verebilir. Çünkü İsrail'in güvenliği noktasını geçtik artık. İsrail'in güvenliği diye bir sorun yok. Bunu söyleyenler palavra atıyor. Bugün İsrail tarihinin en güvenli döneminden geçiyor. Mısır mı tehdit edecek? Camp David süreci de çekildi, ondan daha kötü noktalarda. Suriye mi? Libya mı? Irak mı? Kim var? Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'a iyice makas aldılar. Yani bakıldığında bu bir kere İsrail'in güvenliği artık argümanı geçerliliğini yitirmiştir. İsrail'in kendisi bir tehdit unsurudur. Bakın. Ve İsrail'in bu tehdit unsuru olması, bakın bir kez daha altını çiziyorum, sadece Orta Doğu ya da İslam dünyası açısından değil. Bunu en son Avrupa Birliği, Almanya, Fransa ikilisi de gördü ama özellikle Almanya yaşadı. Mülteciler boyutuyla. İsrail'in bölgede izlediği politikaların, Amerika üzerinden izlediği politikaların kendi açısından da bir güvenlik sorunu olduğunu gördü. Ve bu Suriye merkezi mülteci hareketi Almanya'daki birçok dengeyi alt üst etti. Ve Avrupa Birliği'ndeki, daha temelde söyleyeyim, düzeltiyorum. Avrupa Birliği'ndeki bütün şu ana kadarki anlayışları, oluşumları, değerleri, Avrupa Birliği ile ilgili oluşan o algıyı dümdüz etti. Dolayısıyla bugün eğer son dönemde Amerika ile, efendime söyleyeyim, Almanya merkezli Avrupa Birliği arasında bir çatışma varsa, çok dillendirilmemekle birlikte Amerika'nın Orta Doğu'da birileri adına izlediği politikanın kendilerine açtığı maliyeti bugün tartışıyorlar. Ve şu hiç konuşulmuyor mesela. Şimdi bakınız, Amerika bugüne kadar bölgede bir takım faaliyetler izledi. Ve İsrail hiçbir şekilde mesela bakıldığında doğrudan böyle bir saldırı ya da bir şeye yönelmedi. Mesela bakınız, Amerika Afganistan'da politika izledi, İran güçlendi. Amerika Afganistan'da, Irak'ta politika izlendi, İran güçlendi. Hatta Ahmedinejad'ın bir ifadesi var. Biz Amerika'ya yardım ettik dedik, destek verdi dedi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Var o ifade. Girebilirsiniz, Google'da yazıyor. Suriye'ye bakıyorsunuz, efendime söyleyeyim, İran'a alan açıldı. Ama bu sistematik bir şekilde, yani İran'a alan açılmak suretiyle
İsrail'e hep bir meşruiyet zemini oluşturulmaya çalışıldı. Bugün İsrail açısından bölgedeki en büyük meşruiyet zemini, önümüzdeki günlerde daha ağır konuşacağız ve Amerikan dış politikasının merkezinde daha ağır bir şekilde yer alacak, en az Çin kadar, İran'dır. Ve bu saldırılarla birlikte, efendime söyleyeyim, Membiş'teki saldırılarla birlikte, bu az önce ifade ettik, ben burada asla Kürtlerle teröristleri aynı kefeye koymuyorum. Tabii, tabii. Yani bunun bir kere öyle bir yanlış anlaşılmaya asla müsaade etmem. Evet. Ama şöyle bir şey var. Bugün, dün de olduğu gibi Sykes-Picot sürecinde bir takım kesimler aldatıldı. Doğru mu? Ve bir takım kesimler ihanet etti. Ve bir takım o kesimler üzerinden coğrafyayı dizayn ettiler. Ama bu artık yama tutmuyor. Ben şuna inanıyorum. Bakınız. Bugün bu saldırıların altında yine İsrail'in en büyük korkusu yatıyor. Kürtlerle Türkleri çatıştırmaya çalışıyorlar. Çünkü coğrafyada Türkler ve Kürtler birlikte olduğunda Büyük İsrail'i inşa edebilmeleri mümkün değil. Büyük İsrail'in önündeki en büyük engel, bakınız, Araplar değil, Fars değil, İran'ı az önce ondan dolayı söyledim. En büyük engel Türkler ve Kürtlerdir. Ve ne yapılmaya çalışılıyor? Bu işte hamilik noktasını ondan dolayı geldim ve yüzeysel geçtim. Bakınız, Kuzey Irak'ta Kürtlerin hamiliğine sadece Amerika değil, İsrail de soyundu. Hatırlayın, İsrail bayrakları sallandırıldı. Ama İsrail bunu açıktan yapamıyor. Çünkü bizim gerçek manada Müslüman Kürt kardeşimizin buna evet demesi mümkün değil. Çünkü bir taraftan Selahaddin Eyyubi'nin ruhu var ve bölgede Bush'un ağzından kaçırdığı ya da açıkça ifade ettiği bir yeni Haçlı Seferi var. Aslında bu bir Haçlı Seferi değildir. Bunu da söylemek lazım. Bu bir evanjelik seferdir. Ve bunu Avrupa'da gerçek Hristiyanlar da anlamaya başladı. Ve ondan dolayı hatırlayın, İstanbul'da dörtlü bir zirve gerçekleşti. Dörtlü zirvede verilen mesajlar aslında duyarlı Müslüman ve Hristiyan ülkelerin bu evanjelik projeye karşı aslında bir duruşuydu. Bana göre bir tepkisiydi. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğü olsun, efendime söyleyeyim, egemenliği noktasındaki hususlar olsun, bu açıdan önemli diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim Sayın Hocam. Kısa bir reklama gideceğiz, ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Reklamların ardından Ankara Kulisi'ne devam ediyoruz. Ankara Kulisi yorumcusu, gazeteci yazar Serdar Arseven, ANKASAM Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol, bugünkü Ankara Kulisi'nin değerli yayın konukları diyerek hatırlatmak isterim. Ankara Kulisi etiketiyle soru ve yorumlarınız geliyor. İlerleyen dakikalarda paylaşmaya çalışacağımızı hatırlatmak isterim. Amerika Birleşik Devletleri'nden de yine akşam saatlerinde sıcak bir açıklama geldi. ABD Başkan Yardımcısı Pence, Suriye'de DAEŞ'la mücadeleyi koalisyon ortaklarımıza devredebiliriz dedi. Yine sözlerine, DAEŞ yenilgiye uğratıldı, askerlerimizi eve getirebiliriz diye de ekledi sözlerine Mike Pence. ABD'den çekilmeye ilişkin farklı değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. ABD cephesinde neler oluyor? Aslında bunu Sayın Hocam'a sormak isterim. Farklı farklı çelişkili açıklamalar geliyor. Birisi çekileceğiz diyor, diğeri çekilmeyeceğiz diyor. Nasıl yorumluyorsunuz bu tartışmayı Sayın Hocam? Az önce ifade ettim. Amerika ciddi anlamda bir aziyet içerisinde. Çünkü Amerika 11 Eylül'de hegemon bir güç olma iddiasıyla ya da tek kutuplu bir dünya iddiasıyla ortaya çıktı. Bugün Batı dünyası üzerindeki, efendime söyleyeyim, liderliğini kaybetmiş durumda. Kaybetmiş durumda diyorum. Çünkü eski Alman Dışişleri Bakanı Gabriel bunu çok net bir şekilde söyledi. Dedi ki Amerika artık Batı'nın lideri değildir dedi. Hatta şu anki mevcut Alman Dışişleri Bakanı Merz
Şunu söyledi Mas, Alman büyükelçilere yaptığı bir toplantıda. Amerika bu mevcut himayeci politikalarıyla kapitalist düzenin temsilcisi ve lideri olamaz. Dolayısıyla kapitalist düzenin yeni bir lidere, yeni bir temsilciye ihtiyacı var. Bu Avrupa olacaktır, Avrupa Birliği olacaktır, biz olacağız dedi. Şimdi siz Dimya'da pirince giderken evdeki bulgurdan oldunuz bir. İki, anti Amerikancılık arttı. Bütün dünyada istenmeyen adamsınız. Üç, maliyetleri artık karşılayamaz bir boyuta geldiniz ki vekaleten bunu yürütmeye çalıştınız. Bir takım işte terör örgütlerine bir yem para akıttınız, şunu yaptınız, bunu yaptınız. Ama karşınızdaki de aynı oyunu oynamaya başladı ve sizi hibrit savaş üzerinden doğrudan savaşa itmeye başladı. Suriye'de bu oldu nitekim. Yani Amerika böyle bir vekaleten savaşı kafasına göre yürütürken bir anda Türkiye, Rusya ve İran üçlüsü yürüttükleri hibrit savaşla birlikte Amerika'ya dedi ki ya doğrudan savaşa girersin ya da efendime söyleyeyim defolup gidersin dedi. Amerika şu an doğrudan bir savaşı da göze alamıyor. Kullanabileceği vekil güç de bakın az önce bir daha ifade ettim kalmadı. DAEŞ'i bir taraftan terör örgütü ilan ediyor ama diğer taraftan bu terör örgütü onu vuruyor. Amerika açısından söylüyorum. PYD, YPG, PKK üzerinden de bugüne kadar istediği sonucu elde edebilmiş değil. Ve daha ötesini söylüyorum. Amerika artık kendi sınırları güvenli olan bir devlet değil. Amerika yakın çevresini büyük ölçüde Latin Amerika dahil kaybetmeye başlamış vaziyette. O yüzden Amerika'nın Obama ile başlattığı bir süreç var. Nedir o? Çok taraflılık ve ortaklıklar süreci. Obama ilk iktidara geldiğinde bunu Çin'e teklif etti. Kissinger üzerinden gitti mesaj. Daha sonra iktidarının sonuna doğru bu, efendime söyleyeyim, Rusya'ya gitti ve Trump'ın ilk gelişinde de dikkatini çekerse bazı şeyler bana göre hikaye. Çünkü burada Trump'la Rusya arasında bir empati, sempati ya da bir şey oluşturulmaya çalışıldı. Ama Rusya bu konuda hem soğukkanlı hem de bu tür şeylere kapalı. Zaten Obama döneminden itibaren bu tür teklifleri biliyor. Dolayısıyla Amerika'nın tekrar bölgede bir takım arayışları söz konusu. Bakın şimdi az önce ifade ettiniz, dediniz ki Suriye'de bu mücadeleyi ortaklarımıza devredeceğiz. Koalisyon ortaklarımıza ya da ortaklarımıza. Şimdi Amerika'nın Suriye'deki ortakları kim? Biz biliyoruz ki 27 Haziran'da bunun cevabını verdik. Biz değiliz. Neden? Çünkü Amerika bu 24 Kasım 2015 uçak krizi sonrası bizim o tek taraflılığımızı tekrar kullanmak suretiyle Amerika'ya mecbur kaldık. Bu Rusya ile olan uçak krizinden dolayı. Amerika bize PYD, YPG, PKK'yı dayatmaya çalıştı. Biz de onun üzerine gittik. Ruslara dedik ki izvinit. Pardon kusura bakma. Ve normalleşme sürecini başlattık. Amerika'ya da şunu söyledik. Amerika karadaki müttefikim dedi bu terör örgütü için. Al hayrını gör dedik. Şimdi burada bakın bir kez daha altını çiziyorum. Amerika'nın halen kafasındaki husus şu. Ne yapar ederim de Türkiye ile aramdaki bu krize, mücadeleye, kavgaya son verir. Aynen Kasım ya da Aralık 2007'ydi. Erdoğan-Bush zirvesi hatırlayın. Orada olduğu gibi Türkiye'yi ikna eder ve Türkiye'yi o zaman direnç cephesi olarak adlandırılıyordu. İran, Rusya, Suriye ve 2006'da bunun pratiği de yaşanmıştı. Hizbullah ve İsrail arasında aslında bir vekaleten savaş vardı yani bakıldığında. Ve orada bölge kazanmıştı. Ve orada şu görülmüştü. Türkiye belirleyici bir yere sahip. Eğer burada Türkiye'yi Amerika çekebilirse o cephe çökecek ve Amerika daha rahat hareket edecek. Şimdi Amerika 27 Haziran sonrası bir kez daha Türkiye'nin net gücünü ve bu anlamda önemini anladı. O da neydi? Eylül 2015'e kadar Esad ve İran bir noktaya kadar savaşı getirdi, artık bitiyorlardı. Eylül 2015'te Rusya müdahale etmek zorunda kaldı ve Rusya ile birlikte
Suriye iç savaşında bir denge sağlandı, bakınız. Ama bu denge bozulamıyor. Peki bu dengeyi kim bozdu? Türkiye. Türkiye 27 Haziran'da Rusya'yla, ki bakınız burada esas önemli olan Rusya'dır. Altını çiziyorum. Astana evet, Türkiye, Rusya ve buna daha sonra dahil edilen İran evet. Ama belirleyici güç Rusya ve Türkiye. Bunu neye göre söylüyoruz? Mesela Tahran'da bu üçlü bir krize girdiğinde sonra Soçi'de tekrar Türkiye ve Rusya bir araya geldi ve bu krizi çözdü. Daha öncesinde olduğu gibi. Ve Aralık sonunda 2019 yeni yıl dolayısıyla Putin bir mesaj verdi. Dedi ki, bakınız bu çok önemli. Biz Avrasya'yı Türkiye ile birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Suriye bunun bir parçası sadece ve Suriye'de bir önemli bir testten geçti. Ki daha önce de bir takım krizler vardı. Mesela 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı gibi bakıldığında. Ve bu karar, bir kez daha altını çizmek gerekirse, 16 Kasım 2001'de 11 Eylül'den 2 ay sonra Türkiye ve Rusya arasında alındı. Ve o tarihten itibaren Türkiye Amerikan ekseninden kaydı. Yani çok net bir şekilde Amerika'ya, Türkiye dedi ki ben senin yeni dünya düzeni inşa sürecinde yanında değilim. Senin tek kutuplu dünya inşasına karşıyım. Çünkü senin bu tek kutuplu dünya anlayışın benim egemenliğimi, bağımsızlığımı ve efendime söyleyeyim geleceğimi, bekamı tehdit ediyor. Tam da bu noktada Sayın Hocam, Serdar Arsayan'a sormak isterim. Türkiye kime güvenecek? İran'a mı, Rusya'ya mı, ABD'ye mi? Tabii şunu da izleyenlerimizle paylaşmak isterim. 15 Ocak'ta dün 1 Nisan yeni bir gezi hazırlığı mı başlıklı Milat Gazetesi'nde bir yazı kaleme aldınız Serdar Bey. Akit Gazetesi de bugün arşiv köşesine taşımış. Şu şekilde izleyenlerimize göstermek isterim. Havuç sopa taktiği, işini bilir iş adamı Donald Trump Türkiye'ye karşı oyun peşinde diye yazınızın satır aralarında da bu ifadelere yer veriyorsunuz. Neler oluyor ve Türkiye bu çıkmazdan, bu kaostan nasıl çıkabilir? Evet, teşekkür ediyorum Akit Gazetesi yayın kuruluna. Arşiv sayfasında yazılarımızı güzel bir şekilde değerlendiriyor. Şimdi bir, yani ilk bölümde işlerin İsrail'in istediği gibi gittiğini söyledik. Yani hocam da büyük ölçüde katıldı. Yani İsrail süreçten, işte Mısır'dan da bakarsınız, Suudi Arabistan'dan da bakarsınız. PKK, FETÖ, yani Türkiye'nin başının belaya sokulması. Şimdi Rusya'ya baktığımız zaman da Rusya'nın da aslında istediği gibi gidiyor işler. Yani onu da çok net bir şekilde ben görüyorum. Yani işte o sıcak denizlere açılma, hani Türkiye'yi de aslında bir tampon güç olarak düşünmüştü Batı İttifakı. Bir şekilde bölgedeki karmaşa, karışıklık, oradaki işte vekalet savaşları, terör örgütlerinin cirit atması vesaire, güvenlik boşluğu ve bölgenin bir ülkesi olarak, hani Amerika'ya göre çok daha yakın bölgede iddiası olan bir ülke olarak oraya tabiri caizse büyük ölçüde çöktü. Yani bundan sonra Rusya'nın yayılmacı emellerini, çünkü bazı devletler vardır ki belki genetik olarak, bilmiyorum yani, imparatorluk, emperyal yayılmacıdır. Yani Ruslar böyledir. Ve Türkiye bundan çok uğraşmıştır, yani Rusya'nın yayılmacı emelleriyle. Bu herhangi bir liderin politikasıyla, Türkiye ile ilişkilerinin gereği olarak, şartların gereği olarak biraz geri gidebilir, frenlenebilir, geciktirilebilir, ertelenebilir falan, ama Rusya böyle. İran'da işte yani Hizbullah üzerinden yaptıklarını ve İran'ın bölgedeki etkinliğini arttırmak için ne kadar istikrarlı bir süreç yürüttüğünü ve İran'ın devlet geleneğinin de oturmuş olduğunu biliyoruz. Yani bizim devlet geleneğimiz büyük ölçüde kesintilere uğradı. Yani çünkü Osmanlı Devleti'nden biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne geçtik. Alfabemizden
efendim yaşam şeklimize kadar her şeyimizi değiştirdik ve Batı ile Doğu arasında bir kimlik problemi yaşayan bir ülke olarak uzun yıllar geçirdik. İşte darbelere maruz kaldık vesaire. Sistem her seferinde yeniden kurulması gerekti. Şu anda bile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bir takım arızalar var. Çünkü oturacak deniyor işte. Bir senede oturmaz, iki senede, üç senede oturur, dört senede oturur. Dolayısıyla yani bir devlet geleneğini sürdüren ve içeride de bütünlüğünü aslında önemli ölçüde sağlamış olan, yani çok fazla işte Putin'e karşı, hani Rusya'da herkes diktatör falan diyor mu Putin'e? Demiyor. Yani diyemiyor ya da. Ama Türkiye'de büyük bir kampanya var Sayın Recep Tayyip Erdoğan etrafında. Ve bu kampanya da gittikçe içeride güç ve ağırlık kazanıyor. Hani yeni gezi hazırlığı mı vesaire derken bayağı organize bir şekilde seçimlerde de zorlamaya başlayan bir işte zillet ittifakı diyor kimisi vesaire. Ben böyle siyasi tabirlere girmek istemiyorum ama hani Türkiye'nin siyasi istikrarı bu süreçte çok önemli. Yani Türkiye'nin bekası açısından son derece önemli. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak, karşısında olmak meselesi değil. Yani Türkiye meselesi son derece önemli. Şimdi oradan baktığım zaman İsrail yani şikayetçi değildir girişten. Amerika Birleşik Devletleri şikayetleri vardır. Sayın Erol Hocam'ın ifade ettiği gibi yani eskisi kadar dünyayı zaten hiçbir hakimiyet sınırsız ve sonsuz olamaz. Mutlaka belli bir hakimiyet süreciniz varsa rakipleriniz olacaktır ve sizi dengeleyeceklerdir. Siz de ona karşı bir şeyler yapacaksınızdır. Ama işte buna mukabil işte bölgenin petrol zenginliklerinden vesaire epeyce istifade etti. Hani kar zarar hesabı noktasında tabii ki Amerika'nın yükü ağırlaşmıştır. Yani Amerika'da biraz bu işin dışında tutarsak çünkü hani bizim rakibimiz de değil aslında. Şuradan ben şöyle bir şey niye rakibimiz değil diyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri'ni kıyasladığınız zaman bizim Cumhurbaşkanımız bu Trump şey Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu Trump hani Türkiye'yi mahvederiz dedi ya Kürtlere şey yaparsanız saldırırsınız tweet attı. Mehmet Bey siz de tweet atıyorsunuz galiba. Trump bunu deyince Dışişleri Bakanı önce bir Sayın İbrahim Kalın sonra Sayın Fahrettin Altun sonra Sayın Dışişleri Bakanı dedi ki biz gerekirse aç kalırız susuz kalırız bu tehditlere boyun eğmeyiz dedi Sayın Dışişleri Bakanı. Güzel bir tepki yani böyle hani insana gurur veren bir tepkiydi. Öbür tarafından baktığımız zaman da bizim Cumhurbaşkanımız Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit etse diyelim yapmayız öyle bir şeyi. Yani dese ki ekonominizi mahvederiz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı biz aç kalırız, susuz kalırız, asla boyun eğmeyiz Türkiye gibi bir açıklama yapmaz herhalde. Dolayısıyla bizim yani güçler dengesi içerisindeki yerimiz belli. Ve Türkiye gerçekten ustalıklı bir diplomasiyle, siyasi istikrarıyla gücünün çok ötesinde işler yapıyor. Aslında yani Türkiye çapındaki bir devletin şu ana kadar yaptığı yani Amerika'ya rağmen sınır ötesi operasyonlar yaptı. Yani şu anda Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile düşük yoğunluklu ya da orta yoğunluklu bir savaş içerisinde. Bunu çok açık bir şekilde ifade edelim. Daha savaş ne demektir? Düşünebiliyor musunuz? Binlerce tır silahı gönderiyor. Düşmanlarınızı hayatınıza kastetmişlere eğitim veriyor. Yani sizin ekonominizi çökertmek için hamle üzerine hamle yapıyor. Her bir darbede, aslında bunlar da ufak çaplı darbedir. 100 milyar dolarınızı, 200 milyar dolarınızı, 300 milyar dolarınızı alıyor, faiz lobisine götürüyor. Evet, özellikle şunu sormak istiyorum yani, Sayın Bey. 1 Nisan yeni bir gezi hazırlığı mı başlığını atma gereği neden duydunuz? Evet, şimdi yani şöyle düşündüm. Türkiye'nin kapasitesi itibariyle, Türkiye'nin de yani oturmuşluğu itibariyle siyasi istikrarını sürdürebilmesi lazım. Yani ben de mevcut siyasi iktidarın bazı uygulamalarını, eğitim kültür alanındaki bazı uygulamalarını burada ne kadar keskin bir dille eleştirdiğimi benim de biliyorsunuz.
Ama bir de başka mesele var. Diyorsunuz ki ne olacak yani? Şimdi bir CHP gerçeği var, iç politikaya gelirsek. İzmir'de bir büyükşehir belediye adayı belirleyecekler. Seçimlere şu kadar gün kalmış. Önce Aziz Kocaoğlu ben aday olmayacağım diyor. Daha sonra vazgeçtim olacağım diyor. Öbürü bekliyor. İçeride neydi? Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in olmasına itiraz edenler. Kocaoğlu'nun olmasına itiraz edenler. Tuncay Özkan bir tarafta. Şimdi baktığınız zaman şeye, bir İzmir adayını tespit noktasında bakın yani AK Parti MHP ile Cumhur İttifakı'nda ne kadar zorlu süreçlere aşıp epeyce işi halletti işte. Siz de Sayın Öseseki ile basın buluşmasında, temsilciler buluşmasında bir araya geldiniz. Yani yolunu aldılar, devam ediyorlar. İzmir adayını belirlemiş, çalışmalarını belirlemiş. Şimdi bakın Sayın Cumhurbaşkanı kaç tane şehre gitti? Şehir şehir dolaştı. Burada 3-4 hafta evvel Deniz Zeyre'yi ağırladın. Sözcü gazetesinin yazarı. Yani CHP'ye, yani siyasetten CHP'ye yakın olan bir yazar. Ama dedi ki yani dedi Kemal Kılıçdaroğlu dedi Recep Tayyip Erdoğan'a bak, Kemal Kılıçdaroğlu'na bak dedi. Yani hani bizim Kemal Kılıçdaroğlu yani bir yere gitmiyor, ne yapıyor, hiçbir şey yapmıyor. Şimdi bu zihniyetin, bu ne bileyim hani izindeyiz diyor ya, hep izinde olan, hiç izni hiç sonlandırmayan, sürekli olarak neredeyse tatilde olan, bu modda olan ve içerisinde birçok çok anlaşmazlığı bulunan bir zihniyetin Türkiye'yi ne şekilde yönetebileceğini, yönetemeyeceğini falan çok açık bir şekilde görüyoruz. Yani öbür taraftan bir 16 senelik iktidarın meydana getirdiği bir yıpranmışlık da haliyle oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın metal yorgunluğu olarak ifade ettiği, aslında onun başka boyutları da var. Birçok yorgunluklar, o zamanın aşındırması söz konusu oluyor. Yani siz 1 Nisan'dan sonra bazen olabileceğini düşünüyorsunuz. Bazı AK Partilerin söylemlerinin ve AK Parti'den gelen bazı uygulamaların, burada çokça biz işledik, adeta yani siyasi istikrara zarar verici duruma geldiğini de görüyoruz. AK Parti'yi savunmak adına ortaya çıkanların bunlara sebep olduğunu görüyoruz. Öbür taraftan da bir şeyi, özellikle sosyal medya üzerinden bir nefreti ve bir şeyi, bir kampanyayı örgütlüyorlar. Bunu futbol taraftarlığı üzerinden gördük. Yani çok isimlere girmek istemiyorum ama Gezi olaylarında ön plana çıkan bir figür futbolda da ön plana çıktı ve daha sonra forma giydirilmiş grupların asacağız, keseceğiz dediğini gördük. Daha sonra bir takım sanatçı tiplerin çok aşırı bir şekilde tehditlerde bulunduğunu gördük. Daha öncesinde Atatürk üzerinden bir takım provokasyon girişimlerinde olduğunu gördük. Dış politikayla da yani hayır desek, şimdi sadece dış politik, işte Gezi olaylarını sordunuz birleştirirsek ya. Yani Gezi olaylarını sordunuz ya zaten bu da bir malzeme işte, nedir? Suriyeliler üzerinden. İşte şeyde yılbaşı gecesi 3-5 tane Suriyelinin bayrak açtırılıp onun üzerinden büyük bir kampanya meydana getirilmesi. Birleştirdiğiniz zaman ve şu da dikkatimi çekti. Çok sık bir şekilde şimdi 31 Nisan'da, 31 Mart'taki yerel seçimlerde hile yapılacak. İşte YSK'ya güvenmiyoruz. İşte şeyleri, oyları çalıyorsunuz. Yani 10 seçim üst üste kazanmış, bütün seçimleri de oy çalarak kazanmış. Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalıştırmaktansa, işte CHP'ye biraz çeki düzen vermektense bunlara sığınıyorlar ve geçen gün bunların televizyonunda, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yandaş televizyonda bir emekli asker çok açık bir şekilde boykot yapılmalı. Hatta çok ağır şeyler söyledi. Yani çok çok daha ağır şeyler söyledi. Yani onu da ben gündeme de getirmek bile istemiyorum. Dolayısıyla böyle bir yani daha çok yıkmak üzerine kurulmuş, kin ve nefret söylemi üzerine kurulmuş, hesap vereceksiniz, İşte bedelini ödeyeceksiniz üzerine kurulmuş ve zaman zaman Hitler'e göndermeler yapan,
zaman zaman rahmetli Menderes'e göndermeler yapan bir zihniyet. Aynı zamanda bütün manevi oluşumları FETÖ parantezine alıp hepsini böyle karalayan bir anlayış üst üste geliyor. Onun için Gezi vari bir olaydan endişe ediyorum. Tabii güvenlik birimlerimiz çok ciddidir, çok hassastır, o takipler yapılıyor. Aslında pek çok yapılmak istenen şey önleniyor. İşte bu süreç içerisinde ben Türkiye'nin siyasi istikrarını 2023'e kadar ve sonrasına nasıl taşıyacağı noktasında çok kafa yoruyorum. Ne olur? İşte dış politikaya gelecek olursak hemen ne olur? Türkiye'nin siyasi istikrarı da bir sıkıntı meydana geldiği zaman, yani Türkiye işte Gezi olaylarında başarsalardı ne olacaktı? Ya da 15 Temmuz'da başarsalardı ne olacaktı? İşte yani ama bu A değil, B değil, C değil, D değil, E değil, Z de değil. Belki geri dönüp bir daha Z'ye kadar planları var. Yani şer odaklarında plan bitmez. Dolayısıyla bu planlara devam edecekler. Teşekkür ederim. Evet, yani bu planlara devam edecekler. Tekrar bir reklama gideceğim müsaadenizle. Dile çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, Serdar Arseven dün yazmış olduğu köşe yazısında, Milliyet gazetesindeki köşe yazısında yeni bir gezi hazırlığı mı var şeklinde bir soru sordu. Aslında yeni bir geziden de ziyade yeni bir darbe söylemi de var aslında. Bu belki biraz farklı gelebilir ama darbe için bazı toplantıların yapıldığına dair de bilgiler gelmiyor değil. Ayrıntılarını ilerleyen günlerde paylaşırız diye düşünüyorum ve şimdi tekrar kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamların ardından Ankara Kulisi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli konuklarımı tekrar hatırlatmak istiyorum. Ankara Kulisi yorumcusu gazeteci yazar Serdar Arseven ve ANKASAN Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol yayın konuklarımız. Hocam reklamlara giderken yeni bir gezi hazırlığı mı var, yeni bir darbe hazırlığı mı var? Bunları konuşuyorduk. Sanırım bununla ilgili de sizler bir şeyler söylemek istiyorsunuz. Buyurun. Şimdi birincisi şu Mehmet Bey. Türkiye tarihsel kodlarına dönüyor. Ve bu anlamda hem iç hem dış politikada bir değişim dönüşüm süreciyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türkiye yeniden yapılanıyor. Evet. Ve bu bağlamda şu an karşı karşıya kaldığımız süreçte ve bu bir takım iddiaların gündeme gelmesinin altında da kuşkusuz bu yatıyor. Bakınız, şimdi az önce Serdar Bey söyledi. İşte bir takım çevreler 31 Mart, sonrasında 1 Nisan bir takım işte etkinlikler planlıyor ve böylece efendime söyleyeyim Türkiye'yi bir kaosa sürüklemek istiyorlar. Evet. Olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Darbe olabilir mi? Evet, olabilir. Bence olmuyor ya da olmayacak demek bence bir gaflet. Neden? Çünkü Türkiye'de taşlar halen yerine oturmuş değil. Yani Türkiye'de 15 Temmuz sonrasında özellikle 28 Şubat dönemi bitmiştir, 15 Temmuzlar bitmiştir. 15 Temmuz öncesi de söyleniyordu. Darbeler bundan sonra olmayacaktır, olamaz deniyordu gibi. Bunlar darbeler tarihe kapandı gibi. Evet. Bunlar hep söylenildi ama ne oldu? Bir 15 Temmuz oldu. Ve bugün halen kılcal damarlar temizliği devam ediyor. Etmiyor dersek yanılırız. Bakınız, Türkiye'den hem beyin göçü var hem de ciddi anlamda bir sermaye göçü var. Ve bunların bir kısmı da yerli ve milliyiz noktasında oturup saraya, külliyeye gelip bir anlamda biz sizin en büyük destekçileriniz diyorlardı. Doğru mu? Şimdi dolayısıyla ortada farklı bir husus var. Bir diğer önemli nokta bence karıştırdıkları husus, Türkiye'deki bu yeni süreci, iradeyi sadece Sayın Cumhurbaşkanı'yla özdeşleştirmiş olmaları. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı güçlü bir lider, bunu üstlenmiş gidiyor. Ama bu Sayın Cumhurbaşkanı öncesi başlayan bir süreç. Daha öncesi itibariyle de Türkiye'de bu değişim dönüşüm süreçleri
başlatıldı ama akamete uğratıldı. Mesela bir iki örnek vermek gerekirse, başkanlık sistemini biz Özal döneminde konuştuk ciddi anlamda. Evet. Doğru mu? Evet. Yani şimdi bakınız, bugün Türkiye-Rusya-İran üçlüsünden bahsediyoruz. Türkiye-Rusya-İran üçlüsü ne zaman ilk zikredildi? Mart 2002 Harp Akademilerinde. Doğru mu? Hayır, öyle değil. Yani Tuncer Kılıçpaşa söyledi. Evet. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi bitirmeyelim ama bir denge unsuru olarak Türkiye, Rusya, İran'ı alalım. Yani bugünkü izlediğimiz evet, politika ne? Dengeye dayalı çok boyutlu bir politika. O zaman da irade diyordu ki dengeye dayalı çok boyutlu bir politika izleyelim. Batı ile ilişkileri bitirmeyelim. Bugün de bitmiş değil. Ama Doğu'yla da ilişkilerimizi, yani Rusya ile, İran'la ve diğerleriyle de geliştirelim. Onun hemen öncesinde de bakınız Türkiye-Rusya ikilisinden bahsettim. 16 Kasım 2001. Bu çok daha önemli. Bakınız, ben Rusya hayranı değilim. Rusya da benim hayranım değil. Ama devletler arası ilişkilerde şu vardır, çıkar vardır. Güç ve çıkar ilişkisi vardır. Ama yazılarınız Rusya'dan yakından takip ediliyor. Kesinlikle. Ben size söyleyeyim. Ben bir ara Milli Gazete'de yazıyordum. Eminim. Mesela Milli Gazete'de ben 7 yıl yazdım yaklaşık. Benim yazılarımın toplam ne kadar okunduğunu bilmiyorum ama Rusya'da Ruslar Milli Gazete'deki bir yazımı alıp inosmi.ru Rusça'ya çevirip 210 bin civarında sadece bir yazım okundu. Ama işte Rusya'nın büyük olmasının ardında yatan bir neden de bu. Adamlar sizi okuyor. Ve sonra da geliyor okuyor yani. Şunu söylemek istiyorum. Ha Rusya ha başkası. Ama şu bir gerçek ki Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanından itibaren Rusya önce Osmanlı'nın bekası açısından, sonrasında da milli mücadele dönemi ve sonrası itibariyle de bizim beka mücadelemizde ve Batı'yla olan dengeli ilişkilerimizde, Batı'dan bağımsız politika izlememizde önemli bir denge unsuruydu. Ne zaman ki biz dış politikamızda Rusya dengesini kaybettik, Batı'ya bağımlı hale geldik. Şimdi bakınız, Kavalalı isyanına baktığınızda Kütahya'daki savaşı da Osmanlı kaybettiğinde İstanbul'un önü açılır. Orada tedirgin olan sadece İstanbul'da oturan padişah değildir. Aynı zamanda Moskova'da oturan çar da rahatsızdır. Çünkü İstanbul'un önü açılmıştır. İstanbul'la birlikte Boğaz'ın ve dolayısıyla Karadeniz'in önü açılmıştır ve Rusya da ciddi bir tehdit altındadır. Rusya, Batı'nın Orta Doğu menşeili, Orta Doğu bazlı Osmanlı'yı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan politikalarının en nihayetinde kendisini tehdit edeceğini de görüyor. Bu tehdit algısı aynı şekilde Ruslar açısından da geçerli. Ve bu ortak tehdit algısı artık ortak tehdit algısına dönüşüyor. Türkleri ve Rusları zaman zaman bir araya getiriyor. 1833 Hünkar İskelesi Anlaşması bundan dolayıdır. Ve İngiliz ilerlemesi bir süreliğine durdurulmuştur. Günümüze geldiğimizde de Rusların güneye inmesi Türkiye'nin buna müsaade etmesiyle mümkün olmuştur. Çünkü Rusya inmediği takdirde gerek Doğu Akdeniz'de gerekse de Orta Doğu'da Türkiye yalnız kalacak ve Batı'yla, İsrail'le ve diğerleriyle etkin bir mücadele veremeyecek. Bu dış politika boyutu. İç politikaya geldiğimizde bakınız, biz yine Sovyetlerin, Rusların aptalca tehdidi, Stalin'in aptalca tehdidi üzerine ne yaptık? Truman doktrini arkasından NATO üyeliğiyle birlikte Amerika ile tek taraflı bir ilişkiye girdik. İrade, o devlet iradesi 50'li yılların ikinci döneminden itibaren tehlikeyi gördüğünde çok hızlı bir şekilde bir manevra yapmaya çalışıyor ve 59-60 bakınız tekrar Türk dış politikasına Rusya dengesinin getirilme arayış sürecidir. Temmuz 1960'da Moskova'da rahmetli Menderes'in randevusu vardır. Ama 27 Mayıs'ta akamete uğratılır. Neden? Çünkü Amerika şöyle okur mevzuyu. Eğer Türkiye Rusya ile birlikte tekrar hareket etmeye başlarsa sadece dış politikada değil iç politikada da ciddi anlamda tekrar kendi içinde bir değişim dönüşüme girecek.
Bunun anlamı ne? Bunun anlamı 16 Nisan 2017'deki referandum. Biz 16 Nisan 2017'de işte iç politika bağlamında Rusya'yı yanımıza aldıktan sonra, bakınız 27 Haziran 2016'da ve efendime söyleyeyim daha öncesi itibariyle işte 16 Kasım 2001'de Türk-Rus birlikteliğiyle birlikte kendi içimizde 16 Nisan'daki referandumla Amerika'nın 46'dan itibaren bize dayattığı çok partili siyasi hayat adı altındaki sistemi reddettik. Ve şu an Türkiye bu süreci çok hızlı bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor. Ondan dolayı söyleyeceğim şey şu. Bugün Türkiye'de tarihsel kodlara dönüş süreci dediğim bu süreç çok daha öncesi itibariyle başladı. Her fırsatta bu bir adım öteye taşınıldı. Ama ilk etapta sizin bunu yapabilmeniz mümkün olmuyor. İşte Menderes'i söyledim, Özal'ı söyledim. Ve mesela Sayın Cumhurbaşkanı'na bakıldığında da o da istisna değil. Yani bakıldığında aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı da bu değişim dönüşüm sürecinde boşuna demiyor. Biz işte bir anlamda kelle koltukta gidiyoruz diyor. Çünkü ciddi anlamda bir görevi, misyonu Türk-İslam alemi adına üstlenmiş vaziyette. Dolayısıyla 15 Temmuz'da da kendisi ve kendisi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti hedefti. Bundan sonraki süreçte de bu kopma sürecinden dolayı bu tür saldırılar bence devam edecek. Ama başarılı olabilirler mi? Bakınız bunun cevabını Gezi'de aldılar, 15 Temmuz'da aldılar, diğerlerinde aldılar, yine de alacaklar. Son bir hususu söyleyeyim. Serdar Bey ona aslında biraz dikkat çekti örtülü bir şekilde. Bakınız siz siyaseten bazı şeyleri hedefleyebilirsiniz. Kapalı kapılar ardında bunları planlarsınız, yaparsınız ama saha çok farklı bir şeydir. Dolayısıyla gelinen aşama artık şunu bize gösteriyor. Bu yeni sürece, yeni döneme yönelik olarak çok ciddi anlamda tekrar bir araçların elden geçirilmesi ve siyaset strateji araçlar bağlamındaki bu ahengin tekrar sağlanılması lazım ki işte bu geziler, 15 Temmuz'lar ve benzeri şeyler çok daha hızlı ve güçlü bir şekilde akamete uğratılsın. Hatta böyle bir şeye teşebbüs bile edilemez. Anlatabilir misiniz bunu hocam? Nasıl sağlanır? Yani çok ben siyasete girmek istemiyorum ama bugün Türkiye'de belli bir aşamaya gelindi. Belli bir aşamaya gelindi. Siyaseten zihniyette ciddi anlamda bir takım değişiklikler oldu. Türkiye bağlamında da bakıldığında bu bahsettiğim iradeyle ilgili olarak bir takım mesafeler kat edildi. Ama bir sonraki adım için şu anki mevcut yapıyla sanki bunu devam ettirebilmek pek bana göre mümkün görünmüyor. Yani onun için bir takım yıpranmışlıklara karşı tekrar bünyede ciddi bir efendime söyleyeyim yenilenme ve bu toplumun özellikle bir takım hassasiyetlerinin ve tepkilerinin çok daha ciddi bir şekilde ama yani gerçekçi bir değerlendirmeyle dikkate alınması suretiyle kendi kontrolümüzde bir değişimin gerçekleştirilmesi bence çok daha önemli. Eğer bu yapılabilirse ya da daha öncesi bir iki aslında bana göre mesaj verildi, sinyal verildi. Bunlar çok ciddi anlamda değerlendirilebilmiş olsaydı belki biz bir takım endişeleri burada konuşmuyor olacaktık. Çok daha farklı şeyleri konuşuyor olacaktık. Ondan dolayı bu bence 31 Mart sonrası sonuç ne olursa olsun, bakınız sonuç ne olursa olsun
Bence bu değişimin, bu yeni sürece yönelik olarak hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor. Evet. Hocam aslında şunu da sormak istiyorum size kısaca. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye dış politikada 16 yılda nereden nereye geldi şeklinde bir özet yapabilir misiniz kısaca? Çok net. Operasyon çekilen bir Türkiye söz konusuydu ve operasyonlarla belli çizgilere, belli istikametlere, belli eksenlerde tutulmaya çalışılan bir Türkiye söz konusuydu. Ama geldiğimiz noktada artık operasyon yapan ve bu operasyonlarıyla yakın çevresinden başlamak üzere daha küresel çapta artık oyun oynayabilen bir Türkiye söz konusu. Ve bugün bakıldığında ben Türkiye'nin durumunu aslında özellikle dış siyaset bağlamında çok güçlü görüyorum. Neden? Konjonktür Türkiye'ye bu gücü zaten eliyle veriyor. Yani şöyle bakın. Rusya Türkiye'yi kaybetmek ister mi? Serdar Bey, baktığımızda. Asla. Türkiye'yi kaybettiği an Balkanlar, Karadeniz, Kafkaslar, Afganistan üzerinden, Orta Asya üzerinden Rusya ve benzeri. Peki Çin kaybetmek ister mi? Çin'in şu an en büyük temel hedefi batıya doğru politikası. Eğer bunu gerçekleştiremezse kuşak yol adını veriyor. Biz buna İpek yolu diyoruz, modern İpek yolu. Çin tıkanır. Yani Çin'in büyümeye ihtiyacı var ve Çin'in güzergahı batı. Batıya doğru açılamazsa bu da Türkistan dünyası ve Türkiye'dir. Burada Çin projesi büyük ölçüde darbe alır. Peki Amerika? Amerika'ya baktığınızda bunu zaten konuşuyoruz. Avrupa Birliği, Almanya. Yani bugün Merkel bir ara Türkiye'yi yol etmişti. Neden etti? Yani bizim kara kaşımızı, kara gözümüzü sevdiği için. Hayır. Onun için şu anki konjonktür, yeni dünya düzeni inşa süreci ya da uluslararası sistemdeki bu inşa sürecinde Türkiye fazlasıyla kritik bir noktada ve Türkiye'nin bir yandan şansı bu. Çünkü bu konjonktürle birlikte Türkiye kendi içerisinde bir yapılanma fırsatı da buluyor. Ama işte diğer taraftan da enerjisini ya da daha başka şeyleri başka şeylere ayırmak zorunda kalıyor. Yani bu, ben buna yaman zaman çelişkisi diyorum. Yani bir yandan zamana ihtiyacımız var ama bir yandan öyle bir zaman yok. O yüzden son cümle, bugün Sayın Erdoğan bu anlamda bu fırsatı görmüş ve bundan dolayı da Trump'la olsun, diğerleriyle olsun bunu sonuna kadar kullanabilen bir ülke. Mesela İran, hatırlayın. Normal şartlarda mesela Türkiye İran arasında bir iç savaş çıkartmak istiyorlardı, doğru mu? Bir İslam iç savaşı. Bob'un da hedefi buydu. Sonra ne oldu? Katar Suudi Arabistan krizi oldu. İran Türkiye'de. İran'da bir takım patlamalar oldu. İran Türkiye'de. 25 Eylül referandum krizi oldu. İran Türkiye'de. İran da şunun farkında ki Türkiye olmadan ne kendisi ne de bölgede istikrarın sağlanabilmesi mümkün değil. Ondan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu izlediği politika ve bu anlamda ben belki ileride yine bunlar konuşuruz. Evet. Çok daha sürprizlere gebe. Mesela evet, bir takım örgütler, hocam, şunlar bunlar da konuşulacak. Bir bakacaksınız. Evet, hocam, çok daha farklı tepkilerle gündeme gelecek. Evet. Suriye'deki gelişmeler Türkiye'yi oldukça rahatsız ediyor. Tam da sınırımızda çok hayati meseleler maalesef yaşanıyor. 12 Eylül 2017'yi takvim yaprakları gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad'la görüşmedim, niyetimde yok demişti. Gelinen noktada Türkiye'nin Esad yönetimiyle görüşüp görüşmemesi hususunda da tartışmalar yok değil. Peki Serdar Bey ne der acaba bu durumda, bu konuyla ilgili? Yani bu tür sorular bana niye gelir bilmiyorum. Arada da söyledim. Şimdi konu çok uygun bir konu değil. Çünkü Türkiye yüz binlerce kişinin
katili olarak nitelendirdiği Esad ile ve onun yani çok küçük bir bölümünü temsil eden, aslında yani çoğunluğa tahakküm eden bir azınlık söz konusu orada. Bir yönetimle görüşmek değil de Türkiye'nin başından beri ifade ettiği serbest seçimlerin orada yapılması, işte ne bileyim demokrasiye geçmesi, halkın iradesinin sandık yoluyla yönetime yansıması, hani Türkiye'nin işte darbelerden sonra geçirdiği süreçler gibi bir ağır aksak da olsa bir demokrasinin, bir demokrasi görüntüsünün orada olması gibi bir şeye bağlıyor Türkiye'nin şu andaki pozisyonu. Zaten en baştan itibaren pozisyonu. Zaten Türkiye'de hiçbir zaman bela aramadı. Yani Esad'ı o noktanın uzağında tutmak için çok uğraştı. Ben yine endişeli olduğum bazı noktalara gelmek istiyorum. Yani bu Esad meselesi hiç bence şey değil. Bugünün de meselesi değil. Şimdi yani Rusya, en baştan söylediğim gibi Rusya, İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten var. Şimdi Çin diyorsunuz. Çin'de üretim gücüyle ve bütün alan hakimiyetiyle Türkiye'nin de alanını kısıtlayan, yani Afrika'da biz bir şeyler yapmak istedik. Her yerde Sayın Cumhurbaşkanı da çok gittik oralara. Ben de gittim. Her yerde orayı domine eden, oraya çoktan yerleşmiş. Hatta öyle bir şey ki Çin filmlerini falan küçük köylere cihazlar dağıtıp izlettiriyorlar. Yani bu kadar güçlü bir yapı var. Yani Türkiye'nin şu anda mesela bakın şeyde söylemiştim, Lavrov ilk bölümde söylemiştim. Esad yönetimiyle PYD'liler arasındaki görüşmeleri destekliyoruz diyor. Şimdi yani Türkiye'nin evet çok kutuplu politika izleyecek. Zaten en baştan beri savunulan oydu. Yani Avrupa Birliği'ne bağlı, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı tek kutuplu bir politika vardı. Ama sürdürülebilir olması önemli. Şimdi Türkiye bir yandan gerçekten çok büyük ekonomik darbeler yiyor. Yani şu anda bazı televizyonlarda hazinenin reklamları yayınlanıyor. Dolarınıza %4 gelir elde edin diyor. Hani hazine tahvillerinden alın. Dolarınıza %4 elde edin diyor. Ben çok yakın takip edemiyorum ama şu hani Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı saldırılardan sonra faizin yükselmesi, hani Merkez Bankası 625 bas puan faizleri arttırdı. Türkiye'nin dış borçlanması, dolar üzerinden dış borçlanması ne faiz oranlarıyla? Hani %4'ün herhalde üzerindedir, %6, %7 olmuştur. Biz bu %6'lık, %50'lik faizleri Türk lirası için konuşuyorduk Gezi olaylarından önce. Bu tabii ki borçlanma, yani maliyet, bu güvenliğin maliyeti, bunlar tabii ki olacak. Ama önümüzdeki zorluklara da işaret ediyorum. Sayın Hocam çok siyasete girmeden ifade etmek istedi. Bir kere bir takımın kurulması lazım. Yani 10 cümlemizden 7 tanesinde Sayın Cumhurbaşkanı geçiyor. Şimdi güzel bir şey ama sistemlerin en güçlü tarafları aynı zamanda en zayıf taraflarıdır. Yani şu anda Türkiye'de ne şekilde takım oyunu oynandığı noktasında bütün seçimlerde bakıyorum. Yani Sayın Cumhurbaşkanı o büyük karizmasıyla, halkla kurduğu o diyalogla son anda bir rüzgar estiriyor ve oradan 2-3 puan, 4 puan bir anda her gittiği ilde, mesela çok ilde söylüyorlar, diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanı o etkili konuşmayı yapmasaydı ve burada rüzgar estirmeseydi biz bu şehri kaybedebilirdik, bu belediyeyi kaybedebilirdik daha belki seçimlerde. Evet. Şimdi toparlayayım mı? Toparlayalım, zamanımız. Evet, yani oldukça. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi üniversiteler, işte akademisyen hocam, üniversitelerde Türkiye'nin bu dış politikasını destekleyen
Üniversiteleri de suçlamak istemiyorum. Belki işte farklı üzerlerinde baskılar var. Üniversitelerde böyle bir üretim yok. Medyamıza baktığımız zaman medyamızın hiçbir şey yaptığı yok neredeyse. Yani vatandaşın problemlerinden kopuk, sadece grup toplantılarında verilenleri, konuşmaları falan manşete çeken, yani medyamızda da bir derinlik yok. Sivil evet. toplum örgütlerimiz. Peki. Bakın sivil toplum örgütlerimiz. Yani bu bir takım olarak düşünüyorum. Eğitimi, kültürü, sivil toplumu, dış politikayı nasıl, üniversitesi, yani mikro uzmanlıklara yönelmiş üniversiteleri, ne bileyim külliyesi, külliyedeki birimleri, yani böyle bir takım oyunundan ziyade şu anda belki bu oluşturulacak, oturacak falan, bir kişinin domine ettiği ve onun dışında işte birkaç kişinin de işte Sayın İçişleri Bakanı'nın, Sayın Dışişleri Bakanı'nın falan destek verdiği ama yani süper güç olmaya namzet 2023'te ya da işte daha sonra süper güç olacak bir devletin kurgusu şu anda yok. Evet. İnşallah oluşur. Peki. Ben öyle görüyorum yani. Teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, yıllar geçti. Fakat Esad yönetimiyle dünyanın birçok ülkesi elbette ki görüşüyor. İrtibat halinde oldukça da karışık. Bir de güvenli bölge tartışması var. Fakat Ankara'nın anladığı güvenli bölge ile Washington'un anladığı güvenli bölge de biraz farklı anlamlara geliyor. Siz hem güvenli bölge konusunda ne dersiniz? Esad'la da görüşülüp görüşülmemesi hususundaki fikrinizde merak ederim. Buyurun. Güvenli bölge bir şeye atıfta. Saddam, hani Saddam'ın o devrilme döneminde falan Amerika'nın şey operasyonunda bir şey, Kuzey Irak'ta oluşturdu. Uçuşa yasaklı bölge falan. Ondan sonra başımıza bir sürü çorap da örüldü oradan falan. Ben yani kontrolün ne kadar elimizde olacağı bir şey endişe ettim yani. Güvenli bölge falan deyince bu Trump'tan da iyi bir şey sadır olmaz. Ne gibi tuzak kuruyorlar acaba diye. Evet, evet. Buyurun hocam. Amerika güvenli bölge diyor. Biz tampon bölge diyoruz daha çok, yani açıklamalar öyle bir tanıma işaret ediyor. Oradaki terör yapılanması da buna tarafsız bölge diyor. Yani herkesin bu Trump'ın açıklamasından kendine göre çıkarttığı bir anlam var ya da buna bir ad verme var. Ama şu bir gerçek. Amerika'nın, işte Serdar Bey de söyledi, bölgedeki uygulamalarına bakıldığında buna ne ad verilirse verilsin, bu Türkiye'nin hayrına olmuyor. Yani siz bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Amerika Türkiye'nin baskıları karşısında Türkiye'yi daha fazla karşısına almak istemiyor ya da Türkiye ile bir çatışma ortamına, kendisinin ya da karadaki müttefikinin tırnak içinde girmesini istemiyor ve bir orta yol geliştirmeye çalışıyor ki bu mesela orta yol Türkiye'nin çok daha önce gündeme getirdiği tampon bölgeydi ama o dönemin koşullarıyla şimdikisi arasında dağlar kadar fark var. Yani o dönem Türkiye'nin bahsettiği tampon bölgeyle o önerinin gündeme getirdiği koşullarla şimdiki bir değil. Şimdi Amerika kaybediyor. O dönem biz hatırlayın, DAEŞ'e karşı biz savaşalım, bölgedeki devletleri de gerekirse yanımıza alalım, bunu yapalım dediğimizde Amerika kusura bakma siz bunu beceremezsiniz diyordu. Şimdi hem tampon bölge tamam diyor, güvenli bölge olsun, hem de diyor gel DAEŞ'e karşı savaş diyor. Görev vermeye çalışıyor. Ama bu işte Amerika'nın aziyetini, zayıflığını ve daha fazla Türkiye'yi kaybetme endişesini gösteriyor. Şimdi Amerika bu işte 32 kilometrenin altında aslında projesini inşa etme derdinde. Şimdi Allah aşkına kimi kandırıyor? Yani orada bir devletçik, lejyoner bir Bob Kürdistan'ı, adına ne derseniz deyin, inşa edecek. Ve diyecek ki bu size tehdit değil çünkü bak aranızda 32 kilometre var. Evet. Bakınız bizim güvenliğimiz misaki milli sınırlarının ancak ve ancak gerçekleşmesiyle söz konusu olabilir. 100 yıl sonra Büyük Orta Doğu'yla misaki milli bizim projemiz şu an sahada çatışma halinde. Ya biz bu sancağı dikeceğiz, orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti oturacak, asli
kodlarına, oradaki bölgenin asli unsurlarıyla birlikte bunu gerçekleştirecek. Ya da tekrar biz Sevr'i ve Ankara'ya kadar olan bölgeyi konuşmaya başlayacağız. Orada, yani orada o güvenli bölgenin ötesinde bu güvenli bölge PKK devletinin, aynen, yani bizim güvenliğimize sandık hiçbir şekilde hitap etmeyen, orada güvenli bir şekilde BOP Kürdistan'ı inşa etmeyi hedefleyen bir süreç söz konusu. Ve ben Türkiye'nin, gerçek anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ben buna evet diyeceği kanaatinde değilim. Yani Türkiye bunu asla ve kat'a kabul etmez. Ki Sayın Cumhurbaşkanı zaten Irak'ta yapılan hataya biz düşmeyeceğiz dedi. Çok daha öncesinde. Ki bu hata işte çok daha öncesinden başlayabilir, başlatabiliriz. Ama sonuçta bizim Irak'tan kendimize göre çıkarttığımız dersler var. Ondan dolayı biz bu Trump'ın bu hamlesini görüp üzerine daha da gitmemiz gerekiyor. Yani ya oradan tamamen defolup gidecekler ve o projelerinden vazgeçecekler ki biz burada hatırlayın sizinle de konuştuk. Daha başka yerlerde de ben bunu ifade ettim. Suriye'den çekilmeleri Amerika'nın politikasından tamamen vazgeçti anlamına geliyor mu, gelmiyor mu? Yani Amerika BOP'tan vazgeçti mi? Bu politikasını tasfiye etti mi? Etmedi mi? Böyle bir açıklama yok dedik. Dolayısıyla Türkiye'nin burada Manbij ya da Manbij dahil Fırat'ın doğusu noktasındaki operasyonu devam ettirmesi gerekiyor. Ve bunu da şu ana kadar Rusya ve İran'la birlikte koordineli bir şekilde Soçi'de aldıkları kararla, Astana'da aldıkları kararla gerçekleştirmişlerdi. Yanılmıyorsam Sayın Dışişleri Bakanı Astana'da biz bunu tekrar görüşeceğiz dedi. Ve bu operasyonu biz Astana ortakları olarak koordineli bir şekilde yapacağız dedi. Ve görünen de o ki Türkiye ve Rusya benim yine anladığım kadarıyla bir mutabakata sahip. Bakın eğer 16 Kasım 2001'i tam olarak anlayamazsak, bakın orada Türkiye ve Rusya çok kutuplu bir dünyadan yanayız diyor. Ve 27 Haziran'da Türkiye ve Rusya'nın Suriye merkezli olarak tekrardan el sıkışmasını ve belli konularda anlaşmaya vardıklarını orada göremezsek bundan sonraki adımı tahmin edemeyiz. Ben size çok net söylüyorum. Benim gördüğüm ve anlayabildiğim kadarıyla, okuyabildiğim kadarıyla Türkiye ve Rusya bölgeye ilişkin arkadaşlarımız haritayı ekrana taşıyorlar. Türkiye ve Rusya Suriye konusunda bir mutabakata sahip. İran bunu bozmaya yönelik, Serdar Bey hatırlayacaktır, Halep'te bir takım girişimlerde bulundu. Tahran'daki zirvede bir takım girişimlerde bulundu. Ama yapamadı. Bu da şunu gösteriyor. Suriye merkezli olarak bu oyunu, daha makro planda Avrasya merkezli oyunu Türkiye ve Rusya yürütme konusunda kararlı. Serdar Bey çok güzel bir şey söyledi. Türkiye'nin ekonomisi dedi. Çok doğru. Yani düne kadar evet çok ciddi anlamda sonuç alıyorlardı. Ama bu Adam Smith'in bu invisible hand'i var ya, hani o görünmez el. Bu görünmez el bizim açımızdan da böyle hep devreye giriyor. Dikkatinizi çekti mi Serdar Bey? Yani birileri bizi daha önce 8 milyar dolarla, değil mi, ekonomimizi göç etmişti. Bu 16 Kasım 2001 ve Mart 2002'deki o açıklamaya cevabı vermişti. Türkiye'yi tekrar yapılandırmaya çalışmıştı. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası şudur. Temel stratejisi. Esnek mütekabiliyet. Kendisine karşı ciddi bir saldırı varsa ne yapar? Esner. Evet. Hocam son 5 dakikalık bir süremiz kaldı ama şu soruma yanıt alamadım. Esat'la görüşüp görüşmeme hususunda. Ha, onu söylüyorsanız söyleyeyim ben. Recep Haksever Ankara Kulisi etiketiyle bir tweet atmışlar. ABD ile görüşen Recep Tayyip Erdoğan neden Esed ile görüşmesin, inat etmesin, peygamber şeytan ile konuşmuş diye de bir yorumda bulunmuş. Ben şunu söyleyeyim. Neden? Az önce Serdar Bey söyledi. Evet, Esad katil midir? Katildir. Masumlar öldürmüş müdür? Öldürmüştür.
Peki Amerikan askerleri orada pikniğe mi çıktı? İran orada şerbet mi dağıttı? Rusya ne yaptı? Ne demek istediğimi anladınız kimsenin değil mi? Yani temiz değil. Yani kimsenin eli temiz değil. Değil. Yani şimdi burada akıllıca hareket etmek gerekiyor. Film nerede koptu? Ben bunu söyledim programda. Biz bakın Mehmet Bey, Türkiye ve Suriye entegrasyona gidiyordu, birleşiyordu. Türk-Suriyeliler üzerinden de ciddi anlamda bir takım çalışmalar vardı. Ve Türkiye, Suriye, Lübnan burada ciddi anlamda bu sürecin içerisinde yer alıyordu. Film nerede koptu? Türkiye ve Suriye karşı karşıya getirildi. Esad seviyesine indirgendi. Eğer biz, az önce söyledim, tekrar bu sancağı ya da ihya edeceksek gücümüzü bu bölgede, nasıl Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de oturup bu, efendime söyleyeyim, mücadeleyi veriyorsak, bakınız, Sayın Dışişleri Bakanı açıkladı, daha ne desin? Dedi ki, Suriye'de seçimler yapılır. Sandıktan kim çıkarsa. Değil mi Serdar Bey? Ben yanlış okumadıysam Dışişleri Bakanı'nın, Sayın Dışişleri Bakanı'nın böyle bir açıklaması var. Bağımsız seçimler yapılsın. Tabii bağımsız seçimler yapılsın. Yani onda hemfikiriz. Yani seçimler yapılsın. Bu şunu gösteriyor. Astana grubunun bir mutabakatı var. Ve Türkiye'de en son bu noktada bunu kabul etmiş vaziyette. Düne kadar Türkiye bunu kabul etmiyordu. Yani hocam, seçimlerin sonucunu. Sonuç şu. Bakınız. Ben bir kere bu seçimler noktasında Esad'ın tekrar girip orada tekrar çıkacağı kanaatinde değilim. Yani Türkiye'nin o konudaki çekincesi devam ediyor. Ama burada esas olan Türkiye'nin çıkarı, Suriye, Türkiye, Rusya, İran, Irak beşlisinin burada teşekkür ettirilmesi. Teşekkür ediyorum. Son olarak Serdar Bey, sizin girmek istediğiniz bir mesele vardı. Bir tweet attınız. Bugün Avanak Avni heykelini çalan için 10 yıl 5 ay hapis istenmiş. Şehit öğretmen Şenay Aybüke'nin öldürülmesi davasında yargılanan 5 sanık terör örgütüne silah sağlamaktan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış demişsiniz. Ne dersiniz bu işe diye de takipçilerinize sormuşsunuz. Bir iki dakikalık içeride şey yapmışlar oraya, Avanak Avni hani bir eskiden Bizzat dergisinin bir figürüydü. Onun bir heykelini yaptırmışlar. CHP'li belediye, Kadıköy Belediyesi'nin orada. Birisi de o heykeli almış götürmüş. Daha sonra götüren yakalanmış. Ya işte çok seviyordum onu, aldım işte falan. Öyle bir fantezisi varmış. 10 yıl 5 ayrı yargılanıyor. Tabii ki işte hırsızlık, heykel çalmak falan, yani bunlar çok yani önemseniyor. Öbür taraftan da Aybüke öğretmenimizin 5 katili silah sağlayan o şeye 18 yılla yargılanıyor. Tabii şimdi 18 yıl ve öbürü de heykel kaçırmaktan kaç yıl? 10 yıl 5 ay. 10 yıl 5 ay. Yani ikiye bile yani ne bileyim, Şenay öğretmenin katillerinin ben yani idam edilmesini isterim. Hadi ağırlaştırılmış müebbet olsun. Öbür taraftan da yani Avanak Avni'nin heykelini birisi yani öyle bir şey yapmışsa bilmiyorum, yani işte birinin evine girip hırsızlık yapan bir kişi ne kadar ceza alıyor? Yani bilemiyorum hocam, böyle bir örnek var mıdır? İşte hırsız, bazen görüyorum hırsızları da arka kapıdan sal veriyorlar falan. Ya bırakın, heykeli bir baklava ya da bir ekmeği çalan birisinin ne kadar hapis cezası aldığını biliyoruz. Evet yani hayır, hırsızlık. Yani burada hırsızlığı tasvip etmek mümkün değil. Yani değil, küçük büyük, yani sonuçta evet, bir de yani haneye, mülkiyete bir. Avanak Avni'nin heykelini çalmış, 10 yıl 5 ay da yargılanıyor. Öbür tarafta Aybüke öğretmenin katilleri 18 yıl hapis almış vesaire. Yok yok, ben o konuda okuyucular da dedi ki yani ya nasıl oluyor bunlar vesaire. Vallahi nasıl olduğunu bilmiyorum. Herhalde hakimler de kafalarına göre iş yapmıyor ama
şu. Evet, sizin bu paylaşımınıza Miktat Topal, ah adalet, ah kolumuzu kanadımızı kırıyorsun demiş. Ya şu şeyler, adalet yani, hususunda kanunlar, oldukça fazla yorumlar var. Kanunlar, uygulamalar vatandaşın vicdanına oturmalı. Oh dedirtmeli. Yani mağdura, mağdureye oh dedirtmeli. Dolayısıyla yani rahmetli... Suç oranlarında bir artış varsa Serdar Bey, suç oranlarında bir artış varsa takkeyi önümüze koyup ciddi anlamda düşünmek lazım. Peki. Demek ki caydırıcılık noktasında caydırıcılık, eğitim, efendim, yani evet. O kadar çok yapılması gereken şey var ki. Evet. Oturacak Türkiye öyle bir vakti bulabilse. Türkiye'de eğitimin evet. Daha düşük olduğu noktalarda bu kadar ceza her var şey, mıydı? Oturum, her şey Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bekleniyor. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı da başını kaşıyacak vakti yok. Peki. Bugün işte çok teşekkür ediyorum. Evet. Ankara Kulisi yorumcusu, evet. Gazeteci yazar Serdar Arslan, çok teşekkürler. Evet. Ankasan Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Eroğlu, Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu haftalıkta Ankara Kulisi'nin sonuna gelmiş olduk. Haftaya aynı saatte Akit TV'nin Ankara stüdyolarından karşınızda olacağız. İyi geceler.